İşte karşınızda Philips'ten yılın çifti. Ama yılın çifti biziz. Efendim, Philips'li lezzetlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biliyorsunuz deniz sezonu açıldı. Dolayısıyla biz size bir çingene palamutu pişireceğiz. Bizim evin balık pişiricisi de sevgili eşim Doktor Nuri Soysal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugünkü konuk şefimiz gördüğünüz gibi. Çünkü bizim evde bütün balıklar değil mi? Senin elinden çıkıyor. Bir kere sen elini değdiriyorsun balığa. Evet, karışıyorum biraz. Estağfurullah. Şimdi çingene palamutu çünkü artık balık mevsimi açıldı. Evet. Biz çingene palamutu pişireceğiz. Yeni yağlanıyor ve büyüyor. Onun için önceki adı küçükken çingene palamut deniyor. Daha sonra bu gittikçe büyüyor, palamut oluyor ve isimleri değişerek daha büyük bir balık haline geliyor. Daha büyük bir balık haline geliyor, evet. Ama bu halini çok seviyorlar. Evet, evet. Çok lezzetli oluyor. İlk yani sezonun ilk habercisi olarak çingene palamutu söyleniyor. Çingene palamutu. Evet. Balık sezonu açıldı, çingene palamutu pişiriyoruz. Şimdi bunun için sen bir domatesi bize rendelettiriyorsun. Evet. Bir domates sos hazırlıyoruz. Efendim bir de unumuz var. Bizim değişik bir pişirme yöntemimiz var. Evet, yani ben bu aşırı yağlı olmadığı için biraz yağ alsın istiyorum balık. Yoksa tamam, çok yağ emmesini istediğimiz falan bir durum değil. Onun için biraz ununu da güzel kapsın diye ve biraz da limonsu, ekşimsi bir tat olsun diye domates sosuna, şu anda bolca domates olduğu için domates sosuna bulayıp, unlayıp, hafifçe tuzlayıp, unlayıp öyle pişirelim istiyorum. Tamam. Şimdi ilk önce ben tabii bu arada tabii her ne kadar konuk şefimiz sevgili eşim Nuri Soysal, Doktor Nuri Soysal olsa da ben de öğretiyorum. Mesela geçen gün dedim ki doktor tuzu ayrıca koymana gerek yok, değil mi? Evet. Unun içine tuz koyabilirsiniz yani. Evet, pekala. İki parça çingene palamutumuz var. Evet. Ben elimi istersen ben böyle elimle ya da sen. Sen alabilirsin. Evet. Sen nasıl olsa ellerini ameliyat etmeye de alışkınsın. Nasıl olsa yıkayacağız, evet, temizleyeceğiz. Zaten ellerimiz temiz. Çok doğru. Evet. Şöyle başlayabiliriz. Pekala. Yani bu şeyleri, balıkları domates sosuna iyicene bulayıp. Peki. Biraz domates tadını, lezzetini biraz balığa katmak istedim. Pekala. Evet, gayet güzel bu vaziyet. Ben de sana şimdi haznemizi çıkarıyorum. Burada hazır. Kağıt serdik buraya da, evet, şöyle. Bunları güzelce ne unlayıp. Tamam. İyice unla bulamak lazım. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka erkeklerin de mutfağa girmesi çok iyi oluyor, değil mi? Şöyle yerleştirelim. Peki, ben de şöyle elimle ittirerek yerleştireyim. Şimdi ikinci balığımız. Şimdi ikinci balığı da domates sosuna buladık. Sonra tuzla karıştırdığımız una buluyoruz. Şimdi onu da gördüğünüz gibi ana haznemize koyuyoruz. Altına kağıt serdik. Şöyle ana hazneye. Bu arada dikkatimi çeken kabuk kısmı, derili kısmı yukarıya gelecek şekilde koyuyoruz ama fark etmez, nasıl olsa ısı eşit derecede, evet, dönecek. Ana hazne ve yan hazne var. Ve ondan sonra kokular da birbirine karışmadan bir de tatlı yapacağım sana. Aa, süper. Severiz, severiz yani. Şimdi bunları artık ben 180 derecede 15 dakika yeterli oluyor. Yeterli oluyor, evet. Bence de. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bir son dokunuş yapalım. Geçenlerde de söyledim sana, ne kadar yağlı balık da olsa pişerken lezzet katması için şöyle birazcık da zeytinyağı gezdirelim. Evet. Değil mi üzerine? Sızma zeytinyağı her zaman çok yakışıyor. Zeytinyağını da gezdirdik. Şimdi ana hazneyi yerine koyuyoruz. Bir de sana tatlı yapacaktım. Bu da efendim yan haznemiz. Burada da sana hazır yufkayla çok güzel bir tatlı var. Onu yapacağım. Sonra ikisini birlikte pişireceğiz. Hiç kokular birbirine karışmıyor. Ve pıt diye soframızı hazırlayacağız.
Şimdi balık tatlısız olmaz değil mi? Evet. Her nedense her balık yediğimizde bir tatlı istiyor canımız. Evet, hem geleneksel hem de balık içeride ağlarmış eğer arkasına tatlı gelmezse. Çok iyiydi bu. Balığı ağlatmayalım efendim, biz de bir tatlı yapalım. Şimdi çok basit bir tatlı. Hazır baklava yufkasıyla hazırlıyorum. Şimdi herkes diyor ki doktor, bu baklava yufkaları çıktı, hazır yufkalar. Aşçılık kalmadı diyorlar ama bence mutfakta böyle pratik, bize lazım olan malzemelerin olması çok iyi bir şey değil mi? Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Şimdi buna ben çok severim. Tahin koyacağım, biraz fındık içi serpeceğim. Sonra bunu bu yan gözde balığın yanında pişireceğim. Kokular birbirine karışmayacak. Şimdi sen beni izliyorsun. Pekala. Şimdi bunları böyle yüz yuvarlak yapıyoruz, gül böreği gibi. Böyle bir kalıplarımız vardı yuvarlak. Onların üstüne yerleştiriyoruz. Tekrardan şöyle birazcık daha tahin sürüyorum. Tahini çok seviyorum. Sen tahinle pekmezi çok seviyorsun. Evet. Bayılırsın üzüm karış. Pekmezini. Evet. Sana da bir gün pekmezi ayrıca yapacağım. Peki, şimdi evet. Bu birincisi. Şimdi ikinci baklava yufkasını hazırlıyoruz. Şimdi tatlılarımız hazır. İkimize evet. Birer tatlı. Çok yemeyelim, az yiyelim. Dikkat ediyoruz. Ben de bayağı kilo verdim yani. Evet, iyi gidiyor. Bir buçuk iki gibi. Şimdi açıyoruz. Efendim bu da yan haznemiz. Bunu da tatlı için kullanıyoruz. Şöyle içine yerleştirdik. Bunu da balda gözün kaldı biliyorum. Piştikten sonra üzerine gezdiriyoruz. Evet, öyle bir usul var. Şimdi bakalım, sen balığını ayarla bakalım. Peki. Nasıl ayarlayacağız? Açıyoruz. Açtın. Önce balığı ayarlayalım. Evet. 180 derecede 15 dakika yeterli bence buna. Bence de. Ondan sonra evet. 180 derece 15 dakika. Buna da 180 dereceyi... Derecede 8 dakika yapalım. Pekala, 8 dakika yapalım. Okey. Harikasın doktor. Okey, tamam. Benden bitti. Çabuk öğreniyor her şeyi. Bitti. Şimdi evet. 180'de 8 dakikada tatlı. Ve buraya basıyoruz, başlıyoruz. Başlatıyoruz. Harika. Hadi sana bir kahve yapayım. Hadi bakalım. Biz kahveye gidiyoruz. Balımız burada. Balımız sonra. Peki. Şimdi artık bitti. Bakalım mı? Evet. Süper. Beğendin mi? Of. Nar gibi güzel, şahane kızarmış tabii. Harika, tamam. Balığımız hazır. Şimdi bunu artık şöyle tabağımıza... Şöyle alabiliriz. Evet, istersen. Alabiliriz tabii ki. Tabii senin eller lazım. Daha iyi. Evet. Güzel. Şöyle harikasın. Koyabiliriz. Nar gibi. Şimdi balığı o kadar çok seviyor ki bizim doktor. Balığa bakışını gördünüz mü? Nar gibi pişmiş. Evet. Şimdi sırada da bizim tatlı var. Bakalım yan hazneden de. Evet, tatlımız da pişmiş. Oh. Şimdi bunu alıyoruz. Benim ellerim yanmıyor biliyorsun. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz bu balığımız. Sonra bunu da şöyle çıkarıyoruz. Bak nasıl oldu? Çok güzel. Değil mi? Görüntüsü çok güzel. Evet. Bu da tahinli. Ama sana bir dahaki sefere pekmezli yapacağım. Tahin pekmezli. Okay. Gördüğünüz gibi tahinli baklavamız da, çıtır baklavamız da hazır. Harikasın. Bak balını dökeceğim. Çok iyiydi bu. Balsız ol. Evet, tadı az olur. Tadı az olur, doğru. Şekerini... Bizim evde her zaman bu tartışma var. Ben çok şekerli yemem. Doktor çok şekerli sever, her zaman şekeri az olmuş. Ama tatlı tatlı, adı üstünde tatlı. Evet. Ya ama... tatlı yemeyeceksin ya da tatlı yiyeceksin. Çok iyiydi bu. Şimdi bu da hazır. Bu da kumkuat, ne kadar güzel bahçeden değil mi? Bahçeden mi yani? Bizim bahçeden getirdim. Şimdi ikisini bir arada pişirdik ama bak kokuları birbirine karışmadı. Bakayım bir hakikaten öyle mi? Hakikaten baklava kokuyor bayağı. Baklava baklava. Hiç baklava şey tadı yok. Burada bakayım şey... baklava kokusu. Burada baklava kokusu yok.
Çok güzel. Çok iyiydi bu. Efendim, biliyorsunuz yıldız biziz. Yılın çifti ve yılın çifti. Hoşçakalın.